Çok önemli bir bitki daha şu anda bahsetmek istiyorum. Alıç. Evet. Alıç bitkisi kalp dostu bir bitkidir. Yaprak, çiçek ve meyveleri kullanılır. Yüzyıllardan beri gıda ve ilaç olarak bilinen, kullanılan bir bitkidir alıç bitkisi. Kalp damarları üzerinde genişletici, vazodilatör etkisi olan bir bitkidir. Kalpteki dolaşımı artırarak kalp kasının daha iyi oksijenlenmesini sağlar. Alıç bitkisini de yapmış olduğumuz bu programlarda özellikle alıç ekstraktının kalp damar hastalarında kullanılmasını siz özellikle tavsiye ettiniz ve ondan sonra da gerçekten bu alıç bitkisi üzerinde ciddiyetle duruldu ve kullanımı çok arttı hocam. Evet, alıç bitkisi olumlu sonuçları da görüldü. New York Kalp Birliği tarafından kalp yetmezliğinde evet, kullanım endikasyonu onaylanmış olan bir bitkidir. Yani bizzat önerilmiş. Evet. Dediğim gibi kalp damarları üzerinde vazodilatör, genişletici etkisi vardır. Kalpteki dolaşımı artırarak kalp kasının daha iyi oksijenlenmesini sağlar. Aterosklerozda, yani konumuz olan damar sertliği ve damar tıkanıklığı üzerine koruyucu etkisi olduğu, ayrıca kalbin çalışma toleransını düzelttiği ve kalbin elektriksel düzensizliği üzerine de etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Hocam, kalp ritim bozuklukları evet, bu bahsettiğiniz kalp konu. Ritim bozukluklarında da alıç bitkisi muhakkak kullanılması gereken bir bitkidir. Evet. Kalp kasının kasılma gücünü artırıcı, kalp kasının frekansını artırıcı etkileri vardır. Koroner ve miyokard dolaşımını artırıcı etkileri vardır. Periferik damar direncini ise düşürücü etkileri vardır. Yani tansiyonda da evet, hatta kalıcı bir tedavi sunma şansı vardır alıç bitkisinin. Ki bu noktada da maalesef günümüzdeki uygulamalarda tansiyonla ilgili problem tespit edildiğinde bir takım ilaçlar ölene kadar kullanılmalı ve bu sorun geçmez şeklinde bir yaygın kanaat var. Ama siz diyorsunuz ki tansiyonda da kalıcı olarak tansiyon sorunundan kurtulmak mümkün olabilir. Bunun için de bitkiler var. Alıcı evet, önerdiniz. Evet. Özellikle belli bir yaştan sonra kalbin desteklenmesi için alıç bitkisinden muhakkak istifade etmek gerekir. Evet. Yani mesela Panax Ginseng bitkisini genç yaşlı herkese öneriyoruz. Alış bitkisini de genç yaşta herkese öneriyoruz ama yaşlara muhakkak öneriyoruz. Yaşlılık kalbi. Evet. Evet. Kolesterol seviyesini düşürür. Kapiller çeperleri güçlendirir. Ayrıca idrar söktürücü ve pıhtılaşmayı da azaltıcı etkisi vardır. Bu bahsedilen etkiler sebebiyle alış ekstraktı, kalp ritim bozuklukları, sinirsel kalp çarpıntıları, kalp yetmezliği, ağır enfeksiyon hastalıkları sonrasındaki kalp kasları zafiyeti, yani miyopatiler. Evet. Yani kalp kasının gücünü kaybetmesi. Yani kalp yetmezliğinde. Evet. Kalp kasının gücünü kaybetmesi. Kalp krizi sonrası dönemler, yüksek kan basıncı, damar sertliği gibi durumlarda başarıyla kullanılabilir. Ama bu noktada sabırlı olmak gerekir. Bu baş ağrısı hapı gibi aldığın bir saat sonra etki etmez. Arzu edilen etkilerin başlaması için 4 ila 8 hafta arası sabretmek gerekiyor. O sürede bir şey değil hocam. O kadar sabredeceğiz tabii ki. Yeter tabii ki bu saydığımız olumlu sonuçları yaşayalım. Yani 1-2 ay içerisinde etkileri başlar. Evet. Bir izleyicimiz sorusuyla. Ve uzun yıllar kullanılabilen bir bitkidir.